Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ve fevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri'ş şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîn alâ'l hayri ve lev esîrâ. Ve'lemû enne efdalel kitâbi kitâbullah. Ve efdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah. Ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnar. Ve bis senedil muttasil ilen nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. En nasru ma'as sabr. Vel feracu ma'al kerb. Ve inne ma'al usri yusran. İnne ma'al usri yusra. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim icmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhim icmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Nasibiyetina sıratı müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. En-Nasru ma'as-sabr. Allah-u Teala Hazretlerinden kuluna, düşmanlarına karşı zafer sabırla olur. Sabır, taata sabır, Allah'ın rızasını kazandıracak işleri nefis istemez, şeytan istemez. Şeytan insanın açık düşmanı, innehu lekum aduvun mübin, devamlı bize yarayacak şeylerden, ebedi mutluluğumuza sebep olacak şeylerden alıkoymak ister, bizden intikam almak ister. Onun için Allah'ın rızasını kazandıracak işleri yapmak zordur. Bunlara karşı şeytanın ve nefsin bu ihvalarına, tahriklerine karşı sabır. Ve anil masiye, Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemeden dolayı sabır, nefis haram işle der, zina yap der, rüşvet al der, esrar sat der, kaçakçılık yap der. Buna karşı, nefsin bu arzularına karşı aklı ve aklın göstermesi sebebiyle Kur'an'ı önüne alıp ona uymak, bunun için o tahriklere karşı sabır gerekir. Evet, bu zafer ve sabır birbirinden ayrılmayan, birbirini çok seven iki kardeştir. Sabır zaferin sebebidir. Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edildiğine göre İnnehu ma'as-sabirin. Bakara suresi, Enfal suresi. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet. Hidayet verir sabredenlere. Doğruyu gösterir. Onun felaketine sebep olan şeylerden onu uzaklaştırır. Ebedi mutluluğa erer. Hidayet göstermesi sebebiyle Allah sabredenlerle beraberdir.
Yine Kur'an-ı Kerim'de le'in sabartum lehüve hayrun lissabirin. Evet. Eğer sabrederseniz hayır sabredenlerdir. Sabredenler hayra ulaşabilir. Her şey böyle. Sabretmeden hedefe ulaşmak mümkün değil. Diploma almak için senelerce çalışmak lazım. Zaman ayırmak lazım. Gayret etmek lazım. Nefsin rahat et, keyfine bak sözlerine aldırmamak lazım. Ancak sabır sayesinde hedefe ulaşılır. Hayırlı şeyler sabırla elde edilir. Hayrı olması, hedefe ulaşması, zafere sebep olması sebebiyledir. Evet. Sabrın insandaki durumu, başın insandaki durumu gibidir. Bizi biz yapan başımız, aklımız. Sabır da işte böyle çok son derece kıymetli bir şeydir. Sabretmesini öğrenmek gerekir. Vel feracu ma'al kerb. Ferahlamak, açıklığa, selamete kavuşmak da ma'al kerb, sıkıntıyla beraberdir. Bizim insanımız Müslümanlığa o kadar uymuşlar, o kadar benimsemişler ki örf adetlerimiz, deyimlerimiz, atasözlerimiz hep Kur'an'a dayanır, hep hadise dayanır. Kul bunalmayınca Hızır yetişmez denir. Öyledir. Bunalım zafer getirir. Tabii sabrederek. Sıkıntı hedefe ulaştırır, daha büyük bir mertebe kazandırır. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı buna örnektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle peygamber olduğunu müşriklere söylemiş. Birer ikişer garibanlardan etrafında toplananlar olmuş ama Mekke'nin önderleri Sanadi'ydi, Kureyş, zenginler, güçlü adamlar peygamberimize karşı koymuşlar. Ve üç yıl peygamberimizle beraber Müslümanları Şi'b-i Ebi Talip, bugünkü kütüphane olarak kullanılan Efendimizin doğum evi, oradan Mekke'ye doğru olan o oymak, o bir vadi, Ebu Talip mahallesi idi. Oraya Müslümanları hapsettiler. Etrafını ablukaya aldılar. Su vermediler, ekmek vermediler. Bütün hayat damarlarını kestiler. Bundan dolayı hayvanların bağırışından, hayvanlar açlıktan, susuzluktan öldü. Bağırışından, çocukların feryadından bazı müşrikler insafa geldi. Gizlice, başkalarını göstermeden onlara gıda, su yardımı yaptılar. Ama yapabildikleri kadar Hazreti Hatice Hanımız vefat etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük destek oydu. Efendimizin iki oğlu Abdullah, Tahir vefat etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ablukadayken vaktiyle çok iyilik yaptığı bir adamın aracılığıyla o çemberden çıktı, Taif'e gitti. Görev yapmak üzere Taiflere İslam'ı tebliğ etmek için. O adamlar da çok sert dağ adamı. Efendimiz insan olun, ağaca puta tapmayın, dağ taşa tapmayın. Kuvvetlileriniz zayıfları ezmesin, hepiniz insansınız. İnsanca yaşayın, Allah bir deyin, ona kul olun dedi, onu taşladılar. Taşlardan dolayı akan kan
giydiği ayakkabısını doldurdu. Böyle sıkıntılardan sonra Allah onu Miraç ile taçlandırdı. Kendisine davet etti. Miraç hiçbir peygambere nasip olmayan bir şeref tacıdır. Ve Miraç sayesinde biz de diğer ümmetlerden çok daha kolaylıklara erdik ve onlardan üstün olduk. Miraç'ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi diledi. Allah'tan Allah Zülcelal Hazretleri Efendimiz'e hitap etmesine rağmen bana inananlara da ya Rabbi selamet dedi. Bizi düşündü. Emener Resulü orada verildi. Evvelce kalpten geçen şeylerden de sorumluyduk. Miraç sayesinde Emener Resulü indikten sonra fiil haline, söz haline dışarıya aksetmedikçe kalpten geçen kötü niyetlerden sorumlu değiliz. Unuttuk. Muahize edilmeyeceğiz. Bilmiyoruz, bilmemekte haklıyız. Muhatap, muahize edilmeyeceğiz, sorguya çekilmeyeceğiz. La tuâhizna innesina ev ahta'na. Elimizden gelmiyor. İrademiz yetmiyor, gücümüz yetmiyor. Takatımız dahilinde değil. Sorumlu değiliz. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Böyle kolaylıklar lütfedildi. Allah tarafından bu miras dolayısıyla bu sıkıntılardan sonra işte böyle genişlik, rahatlık sıkıntılarla beraberdir. Sıkıntılara sabrederseniz, sıkıntılara Allah'a isyan etmeden katlanırsanız rütbe alırsınız. Yükselirsiniz. Allah yolunda ilerlersiniz. Bu sıkıntılar ne derece ağırsa o derece alacağınız derece fazla olur. Süratle sizi arzu edilen üst makamlara götürür. Yani sıkıntı devam etmez. Sabredince sonu selamettir. Bu sıkıntıya katlanma rızayı bariyi tahsil için Allah'ın yanında makbul bir insan olmak için olacaktır. Bir niyete makrun, bir niyete yapışık onunla beraber olacaktır ki Allah katında derece alınsın. Evet, öyle söylüyor Peygamberimiz. Yani sıkıntıya girdiğiniz zaman isyan etmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. Bu sizin daha üst rütbeye, daha üst makamlara sıçramanıza sebeptir. Farac, şeref, makam sıkıntılarla beraber olur. Böyle karşılamak lazım, isyan etmemek lazım. Allah'a karşı isyan sayılacak davranışlardan sakınmak lazım. Evet, çocuk ananın babanın parçası. Emek veriyoruz ana baba ki arkama kalsın. Evet, ölüyor. Yetiştirmiş, askere göndermiş, şehit oluyor. Sıkıntı tabii. Bu sıkıntıya bağıra çağıra isyan eder şekilde tavır takınmamak lazım. Bu sıkıntının sonunda rütbe var. Bu acılara katlandınız mı Allah'ın yanında manevi rütbe, derece, makam sahibi olacaksınız. Makam sahibi olacaksınız. Evet, bunları bize hatırlatıyor. Hayattaki her zorluklara karşı sabırlı olmak lazım. Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. İnşirah suresinde de geçer. Her zorlukla mutlaka bir kolaylık vardır. Her zorlukla mutlaka bir kolaylık vardır. Zorluklar aşılmaz zannetmeyin. Burnumuz sürtülmeden, sıkıntıya uğramadan, fedakarlık yapmadan kolaylığa erilmez. Rütbe kazanılmaz, derece elde edilmez. Sabırlı olun, sabredin.
İki kolaylık bir güçlüğü çok rahat yener. İnne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Burada neden iki kolaylık? Halbuki iki defa usr şey edildi. Arapça kural, kaide. El inne ma'al usr. Lam-ı tarif, elif lamlı usr. Kolay, zorluk. Yusran nekre derler. Marife değil. Evet. Onun için iki kolaylık var, bir zorluk var. Zorluğa katlandınız mı? İki kolaylık sizi bekliyor ve zorluktan kurtulursunuz. Namaz kılmak güzel şey. Zikretme güzel şey. Tesbih çekmek güzel şey. Bunlar kolay. Rütbe almak istiyorsanız zorluklarla burnunuz sürtüldüğü zaman Allah'a isyan etmeyeceksiniz. Allah'a karşı fedakarlıkta bulunacaksınız. O prensibi söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Manevi sahada yükselmek istiyorsanız tabii namaz kılacaksın, zikredeceksin de bu herkesin yapması gereken şey. Bir de eğer herkesten üstün olmak istiyorsan fedakarlık yapacaksın. Başkalarının yapamadığını yapacaksın. Rütbe atlamak istiyorsan bu da kolay, başarılmaz zannetmeyin diyor güzel Peygamberimiz. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. En nefakatu kulluha fi sebilillah. İnfak, harcama. Hepsi cihat yolunda, cihadın dışında Allah'ın rızasını kazanmak için harcamaların hepsi fi sebilillah, Allah yolundadır. Bütün hayır çeşitleriyle, özellikle Allah yolu cihada hasredilir, onun için söylenir. Ama Allah'ın rızasını kazandıracak işler hepsi Allah yoludur. Buralarda uğraşmak Allah yolunda uğraşmaktır. İşte bu Allah'ın rızasını tabii cihat başta olmak üzere bütün hayır işlerinde mücadele etmek, bunlara para harcamak, nefsinle katılmak, mücadele etmek Allah yolunda olmak demektir. Buhari'de Resulullah şöyle buyurmuş: "Men enfaka zevceyni fi sebilillah, da'ahu hazinetel cenne, da'ahu hazinetül cenne, küllü hazinetin hazineti bâbim." Allah yolunda devamlı hayır eden veya bir çeşit hayır değil, imkanı ölçüsünde varsa, imkanı varsa hayır çeşitlerin hepsiyle Allah yolunda infak eden, mesela askere çağırdılar, fiilen bedenen katılacak. Kaçmak yok. Genel seferberlik ilan edildi mi askerden kaçmak yok. Fi sebilillah'ın başında askerlik var, cihat var. Ama adam zengin, askerliğe cihat edenlere, onlara elbise alıvermek, silah alıvermek, erzak vermek, giyecek içecek vermek, onların eksik aletlerini alıvermek, uçak alıvermek, tank alıvermek günümüzde. Evet, hem fiilen hem de malla kim böyle yaparsa Buhari'deki bu hadis-i şerif bir başka varyantta da cennetin görevli melekleri ey felu gel derler. Cennetin 8 kapısı var. 8 kapının görevlileri buradan gel, buradan gel, buradan gel diye adamı paylaşamazlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan birisi Hazreti Osman'dır. Hazreti Osman zengin adamdır. Gıda topçansısıdır. Çok zengindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz savaşa çıkacak. Mesela Tebük seferi 30 bin kişilik asker var. 30 bin kişiyi donatacak. Devlette güç yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber, devlet reisi. Devlette güç yok.
Herkes geliyor, buyur ya Resulallah, hazırım diyor. Efendimiz hayır diyemiyor, asker lazım. Ama canını getirmiş, silahı yok, giyecek potini yok, üstünde elbisesi yok, karnında lokma yok. Buyur ya Resulallah, ben de katılacağım, geldim. Sarı sarı ikine bakıyor, ne yapsın? Asker lazım. Tam o sırada Hazreti Osman 1000 altın göndermiş. Yığmış önüne. Efendimiz böyle elini sokuyormuş, altınları böyle savuruyormuş. Gafurallahu leke la, ya Osman, ma esrarte ve ma alent, ma akharte ve ma takaddemt. Gizli açık, önce veya sonra ne yaptıysan şu hayrın hepsine bedel ya Osman. Evet bak, cihada mahallen yardım ediyor. Bunu duyan Osman, elinde kalan ne kadar malı varsa bütün askere deve vermiş, atalı vermiş, elbisalı vermiş, altından gayri. Evet. İşte cennet 8 kapısının bütün, bizden gel, bizden gel. Benden girme şerefini ben eriyim diye, ey pelu teala, ey falan gel derler. Öyle hadis-i şerif. Yani Allah yolunda yalnız malla değil, canla değil, yapabileceğin her çeşit hayrı yapmak lazım. Efendimizin sözü öyle. Bir çeşitte kalmamak lazım. Her çeşit, evet, zevceğini dediği o. Evet, bunu akıldan çıkarmamak lazım. Devamlı hayretmek lazım. Evet, altın, gümüş, silah, elbise, mal, mülk, bu gibi şeyler yapmak lazım. Evet, nasıl vermek lazım? Onu da söylüyor Peygamberimiz. Hayru sadaka mâ kânen zahri gînen vebde bimen te'ûl. Evlenmek Allah'ın emri, Peygamber'in sünneti. Evleneceğiz. Evlenince aile reisi erkek. Evin giyim, kuşam, iaşe, ibate, mesken temini, ikametgah edinme, her türlü masrafları وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْكُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ayetine binaen aile reisi olan erkeğe ait. Onu karşılayacak farz. Farz. Onu sağlayacak. Evet. Önce ailene diyor Peygamberimiz. Ve de önce bakmakla yükümlü oldun. Anana babana bakmak mecburi. Sadece eşine, çocuklarına değil, anana babana, anan babanın babasına, dedene, ninene muhtaçsalar. Usul derler bunlara. Oğluna, kızına muhtaçsalar bakmak zorunda baba, ana. Onun oğluna, torununa, onun oğlunun oğluna, torunun torununa. Buna da furu derler. Bunlara bakmak zorunda. Bunlara bakmak varken, mecburi görevinken onlara bakmıyor da hayır diyor, yok diyor. Önce ailene mecbur olduğun çoluk çocuğuna, usul furuğuna bakacaksın. Artanından başka kimselere hayır edeceksin. Sadaka böyle olur. Evdekiler muhtaçken başkalarına sadaka değil. Zahrıgınan, artanından, onlardan harcayacaklarının fazlasından sadaka vereceksin. Şimdi verdin, herkes dediler ki şu ihtiyacımız var, şu var. Tuh, vermeseydim, bu çok kötü. Yaptın hayrı, rezil ettin. Öyle demezsin. Dememek için fazladan vereceksin. Fazladan vereceksin. Öyle diyor Peygamberimiz. Vebde bimen te'ûlû. Mecburen bakmak zorunda olun kimselerden başla. Artanından ver. Artanından ver. İnfak tüketmek demek. Parayı verdin mi para kalmaz. Evet.
bu kelimenin anlamında zaten tüketme şeysi var diyor. Zemahşeri ilk harfi nun, ikinci harfi fe olan kelimeler hep tüketmeyle ilgilidir diyor. Nafaka da tüketilen şeye denir diyor. İhtiyaçtan fazlasından vereceksin. Böylece rahat vereceksin. Tuh demeyeceksin. Evet. Kardan olacak. Sermayenin aslını vermeyeceksin. O aslını bir daha geliştirecek. Daha çok hayırlar yapacaksın. Fazlasından vereceksin. İlla hazel bina fela hayra fih. Evet, biz elçiyiz. Elçiye zeval yok. Bazıları kızabilir ama biz kızacak diye bu hadisleri gizleyemeyiz. Çünkü bizim inancımız Kur'an haktır, Muhammed Mustafa'nın söylediği haktır. Hakkı gizlersek yülcemü bilice minnar. Ateşten gem vuracak ağzımıza. Falanca darılacak, kızacak diye saklayamayız. Sen de ben de. Sadaka güzeldir işte arz ettiğim şartlarda. Ama şu binalara harcanan para hayır yoktur diyor. Fela hayra fih. Binalara harcanan para da hayır yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kainatın yaratılış sebebidir. Bütün kainatın hazinelerinin anahtarını Allah sunmuş. Ben Rabbimi tercih ettim diyor. Dünyalığı tercih etmedim. Devlet reisidir. İsteseydi köşklerde yaşayabilir. Ama hurma dalından duvarı var, odasının duvarı. Hurma dalından çamur sıvamışlar. Üstü hurma dallarından toprak örtmüşler. Aşağısı toprak. Mescid-i Nebevi'nin tabanı kum. Evet, peygamber ömrünü böyle geçirdi. Hanımlarının odaları da böyleydi. Ümmü Seleme anamız dul. Osmanlı hem böyle kabadayı, bir erkekten daha güçlü. Şöyle de tok sözlü bir anamız. Bir sürü çocuğu var, kocası ölmüş, ondan dul kalmış. Efendimiz ona evlenme teklif etmiş. Demiş, ya Resulallah ben bir koca karıyım demiş. Bir sürü çocuğum da var, ben seninle evlenmek istiyorum. O zaman demiş, ben bir peygamber hanı olmaktan şeref duyarım. Peki demiş, kocasından mal kalmış, miras kalmış öldüğünde. Efendimizle evlendikten sonra Efendimiz de hurma dallarından duvarlı çatısı öyle çamurlu odalarda kalıyor. O kocasından kalan malla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere gidince hanımlarını götürüyor bir tanesini. Dönünce öyle iki günlük, üç günlük değil, bir aylık, iki aylık, üç aylık seferler uzaklara gidiyorlar. O gidince Efendimiz odasını, Müslüman anamızın odasını, kendi odasını eski kocasından kalan paralarla kerpiçten duvar örmüş. Gelmiş bakmış, çok kızmış. Dünyada kazık mı kakacaksın Ümmü Seleme demiş. Dünya bugün var, yarın yok. Sağlam evi ondan sevmiyor Peygamberimiz. İnsanı ahireti unutturur, dünyaya bağlar. Ana hedefi ebedi alim olması lazım müminin. Ama güzel köşk, güzel ev onu dünyaya bağlar. Burayı terk etmek istemez. Ondan kızıyor. En hayırsız para eve harcanan paradır diye kızmış ona. Demiş, ya Resulallah, dışarıdaki düşmanlara, hasetçilere, fitnecilere karşı daha sağlam korunayım diye, İffetimi, namusumu daha sağlam koruyayım diye yaptım. Susmuş. Sevmiyor Peygamberimiz. Burada da söylüyor işte.
Hazel bina. Binayı harcanın nafaka Allah yolunda değildir. Ancak bunda hayır yoktur. Evet. Haram paralar binaya gider diyor. Gümüşhanel Hazretleri de haram paralar pis şeylere, iyi olmayan şeylere harcanır. Kur'an-ı Kerim'de de fel habisatu lil habisine ayetinde bu vardır diyor. Evet. Nur suresinin 26. ayeti. Kötü kadınlar kötü erkeklere eş olur. Onlara eşlendirilir. Habis pis, kötü demek. Şeytanın bir adı da habistir. Evet, kötü şeyler kötü şeylere eş olur, ona gider. Buradan işte bu haram paralar da öyle binaya gider diyor. Onun için Efendimiz saraylarda oturmamış. Teklif, anahtarları verilmiş, elinin tersine reddetmiş. Hurma lifinden dokunmuş bir hasır üzerinde ömrünü geçirdi. Hurma lifinden yapılan bir sedir üzerinde bir yatak işte yattı. Bizim gibi ortopedik yataklarda yapmadı. Apartmanlarda kalmadı. O zaman apartmanları bırakalım mı? Yapmayalım. Yok, yapmayın demiyoruz. Peygamberin hali bu. Herkesin hali bu olamaz. Dinen caiz. Bu devirde ahlak ne kadar bozuk. Kapı kilitliyken giriyor hırsız. Eşkıya kapı kilitliyken giriyor. En üst kata çıkıyor. Evet, korunmak için hiçbir günah falan değil. Ama Allah'a aşık olanlar, öyle diyor Allah, Allah'a aşık olanlar, yeryüzünün direkleri, onlara abdallar denir. Aptal değil, ebdal. Abdallar denir. Böyle izbelerden, karanlık yerlerden çıkar diyor Peygamberimiz. Dünyaya metelik vermezler. Bakıyorsunuz, İmam Gazali girmiş toprağın altına, dünyayı kendini hayran eden güzel eserleri vermiş arkasından. Yani insan karanlık yerde adam oluyor. Hiç penceresi yok, konforu yok toprakta. Evet, Merkez Efendi'yi ziyaret ettiyseniz o da girmiş çukurun içine. Hep öyle yerlerde bulmuşlar, adam olmuşlar. Orta Asya'daki Buhara'da, Semerkant'da hep böyle. Hep böyle. Ahirete hedef alacak. Hep ana hedefi peşinde gidecek. Dünya metelik vermeyecek. Tabii dünyadan nasibini de unutma. Ayet-i Celle de var. Denge dini İslam. Rütbe alacaksan aha bu fedakarlığı yapacaksın. Öyle ipek yataklarda, konforlu yerlerde evliyalık falan olmaz. Haram değil. Müslümanlık olmaz demiyoruz. Bir iddian varsa yani ben evliyayım falan diye ama böyle fedakarlıklar yapacaksın. Peygamber böyle yaptı. Burnun sürtülecek yani. Yukarıda da söyledik. Böyle şeylere ana hedefi ahiret Allah olan kimseler takılmazlar. Bura şeyli sevmiyor Peygamberimiz. Sevmiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Tirmizi hadisi bu. Hazreti Enes'ten gene bir hadis-i şerifte inne salatel murabut ta'dilu 500 sala. Sınır boylarında kafirlere, kafirlerin tecavüzlerine ilk uğrayacak olan tehlikeli bölgelerde nöbet tutan askerler, Müslümanların kıldığı bir namaz 500 namaza bedeldir. Ve nefakatul dinar ve dirhem minhu afdal min 900 dinar yunfiku fi gayri. Böyle sınır boylarında karakol yapmak, işte düşmanların girmesine engel olmak, Müslümanların ırz ve namusuna, malına tecavüz edecek kafirlere engel olacak şeylere para harcamak 900 mislidir. Diğer verilen hayırlara 900 mislidir diyor hadis-i şerifte. Öyle yerlerde kale duvarı yap, karakol binası yap, kışla yap,
Evet, onlar Müslümanların malını, canını, namusunu, dini imanı koruduğu için. Yani insan böyle dünyaya tapıcı, insanın kendini dünyaya bağlayıcı şeylere karşı uyanık olmalı. Efendim onu söylüyor. Şimdi fevkalade güzel bir eve alışmış. Sonra nereye gireceğiz? Subası olmayan, kalorifi olmayan, ortopedik karyolası olmayan kara toprağa gireceğiz, yatacağız. Penceresi de yok. Evet, ne kadar zor gelir adama değil mi? Ama alışan adam için problem yok. Bunu düşünerek azgınlıklarımızı önleyeceğiz. Nefsimizin aşırı isteklerine dur diyeceğiz. Dur demesini bileceğiz. Efendimiz onun için bizi uyarıyor. Yoksa haramdan olmamak kaydıyla binada oturmak, evde oturmak haram değil, günah değil, günah değil. Rütbe almak istiyorsan bu fedakarlığı yap diyorlar yani. Şimdi Fransa'da Michel adında bir arkadaş, elhamdülillah nasibi varmış, bizim aracılığımızla Müslüman oldu, İsa adını aldı. Peygamberimizin böyle evlerde kaldığını anlattık biz ona. Apartmanda oturuyor, muazzam döşemesi var evinin. İktisadi durumu iyi mi? Gidivermiş eve, ben tam peygamber gibi olacağım diye apartmandan çıkarmış hanımını, koltukları hepsini çöpçüye atmış. Dedi hepsinden kurtuldum, çadıra çıktım. Dur dur dedim, dur o peygamber. Biz onun gibi olamayız. Yine git dedim, ailen oraya kor. Seni o açıkta dedim, bu hain adamlardan kim koruyacak ya? Evet, ama işin aslı böyle. Dünyaya tapmamak lazım. Dünyaya tapmamak lazım. Evet, Efendimiz bunu uyarıyor. Bunu düşünün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En nefakatu fil hacci. Nefakadan bahsediyoruz ya. En nefakatu fil hacci. Ken nefakatu fi sebilillah. Hacca para harcamak, fi sebilillah, Allah yolunda para harcamak gibidir. Evet, onun için hac yolu kadınların cihadıdır. Kadınlar askere gitmez. Mecbur değil yani. Ama ihtiyaç halinde olabilir. Resulullah zamanında bütün sahabiler var. Yemek pişirirler. O gibi şeyleri hasta bakıcılık yapabilirler. Var öyle. Hatta Nüseybe Hatun bizzat Uhud'da Peygamberimizi kılıcıyla korumuş. Öyle kahraman kadınlar var. Bizde de Kara Fatmalar var elhamdülillah. Bunlara inanan insanlar olarak böyle şeylerimiz var. Da mecbur değil. Evet. Onların cihadı hacca gitmek. Hac yolu zaten Allah yoludur. Rıza-i bari için, gösteriş için değil. Allah'ın rızası kazanmak için Allah yoludur. Oraya para harcamak, cihada para harcamak gibidir. لِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ. Allah kelimesinin yeryüzüne hakim kılınması, La ilahe illallah kelimesinin yeryüzüne hakim olması, yücelmesi için ezanlar her dünyanın her yerinde okunsun diye cihad etmek, yoluna para harcamak gibidir. Hacca para harcamak. بِسَبْعِمِئَةِ ضَعِفِ. Normal İstanbul'da yaptığın hayırlar ne alıyorsan 700 katıdır diyor. Hacca para harcamak 700 katıdır. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Onun için şimdi hacca gideceğiz. Kolay değil. Dil bilmez. Örfler farklı. Görenekler, adetler farklı. Adamın kalbinde hiç kötülük yok. Ayakkabı giymiyor o siyahiler. Ayaklarının altı kösele gibi. Tavaf ederken bir basıyor sana. Ona karşı hay seni dememek zor bir şey. Evet. Zemzem içeceksin, sıraya girmişsin. Güçlü. Görgü söyle canım, Allah Allah. Adamın kalbinde kötülük yok. Güçlü senden yaşıyor, bir ittiriyor. Hay seni demeyeceksin, zor bir iş.
Hacılık zor olduğu için Allah yolunda par. Askerlik de zor canım. Soğukta, sıcakta. Evet, orada 50 derece sıcakta. Arafat'a yürümek kolay mı? Arafat meydanında, güneşin altında dua etmek kolay mı? O kalabalıkta toz, toprak, bunlara sabretmek. Burnun sürtülüyor. Kavga etmezsen, ağzından kötü laf çıkmazsa, helal parayla gitmişsen, anadan doğduğun gibi günahlarından kurtuluyorsun. Raca'a keyevme veledetü ummuh, doğduğu günkü gibi. Bedava değil yani. Evet, işte aç yoluna para harcamak kolay olmadığı için o zorluk katlanıcı 700 kattır. Ahmet İbni Hanbel, Abdullah İbni Büreyde Hazretlerinden nakletmiş hadis-i şerifi. En-nikahu sünneti. Evlenmek benim sünnetimdir. Evet. Ne zaman sünnettir? Adam zina yapmaz. İyi terbiye almış. Sağlam iradeli, bilinçli bir Müslüman, delikanlı, genç. Zina yapmaz. Bu adamlar için sünnettir evlenmek. وَوَاجِبٌ عِنْدَ التَّوَقَانِ. Ama herif nefsinin esiri. Uygun bulduğu anda her şeyi yapar. Cinsindense, kızlara, karılara dayanamıyorsa, uşkuru gevşekse, o zaman farzdır. فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ. Kadınlardan, size helal olanlardan, beğendiklerinizden evlenin. Aslında emir farz gerektirir. Akimu es-salate, namaz kılınız, farz. Ve atu zekate, zekat veriniz, farz. Hacca gidiniz, farz. Huccu, farz. Ama yiyin, için var. Yemek farz mı? Ölmemek için yemek farz. O hani açlık grevi yapıyorlar ya, onlar intihar etmiş olur. Askerlik gereğiyse, taktik gereğiyse şehit olur. Ama adam ıvır zıvır maksatları için greve gidiyor. Yemiyor, içmiyor. İntihar etmiş olur. Ölmemek için yemek farz olur. Evet. İşte bu evlenme konusu da, zina yapacaksa adam o zaman farz olur. Farz olur. Şüpheliyse vacip olur. Yok, sağlam adamsa sünnet olur. Peygamber çünkü bu sünneti kullanmıştır. Ve nafile ibadetten üstündür evlenmek. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en akıllısıdır. Dinimizin en karlı şeylerini, en iyisini yapar. Çünkü bizim muallimimiz o. En iyisini o bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldüğü zaman, vefat ettiği zaman 9 hanımı vardı. 11 hanımla beraber oldu. Allah ona mahsus bunları ona helal kıldı. Onları kullandı. Evlenmek en iyi olmasa onları yapmazdı. Asla yapmazdı. Evlenmek iyi olduğu için onları yaptı. Bize de öyle söyleyecek şimdi, bakın. En nikahu sünneti. Nikah benim sünnetimdir. Femen lem ya'mel bi sünneti feleyse minni. Benim sünnetimi işlemeyen adam benden değildir. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Benim sünnetimden yüz çeviren, evlenmeyen herif benden değildir. O ifade onun. Ben söylemiyorum. Şimdi bazıları evlenmemiş ya. Neden evlenmediğini biliyor musun arkadaş? Peygamber böyle söylüyor. Kur'an'da Allah da evlenin diyor. Falancanın evlenmediğinin sebebini biliyor musun? Onun için bizim örneğimiz Muhammed Mustafa'dır. Neden? Allah öyle söylüyor çünkü. Üsvetün hasene. Örneğiniz odur diyor. Fettebi'uhu. Ona uyacaksın, evleneceksin. Falanca bilmem hoca evlenmedi. Yok. Hoca Kur'an'ı öğrettiği zaman,
Peygamberin sünnetini sana öğrettiği zaman, onlara uyduğu zaman hocadır. Uymadığı zaman kusura bakma hocam diyeceksin, onu sollayacaksın. Çekil önümden diyeceksin. Arkadaş, adam evlenmedi, kim bilir hangi sebebi var? Fırsat mı bulamadı? Parası mı, kuruşu mu yok, imkanı mı yok? Hasta mı? Guru guruya taklit olmaz. Guru guruya taklit olmaz. Kur'an'a uyacaksın. Peygamberin sünnetine bakın, benden değildir diyor. Yalnız kafirdir demek anlamına değil bu. Benim sünnetime, adetime uymamıştır. Yanlış yapmıştır. Resulullah Allah'ın emrinin dışında iş yapmayacağına göre Allah'ın emrine de uymamıştır. Yanlış bir şeydir. Bir mazereti yoksa. Evet. Men arada en yelkallâhe tahiren ve mutahhiren fel yetezevvec el harair. Allah'a tertemiz ulaşmak isteyen varsa evlensin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evlensin. Evet. Şimdi geciktirmeyeceksiniz. Ya Ali, zamanı geldiği zaman kızını oğlunu hemen evlendir. Geciktirme. Güzel talipisi bulmuş. Hemen evlendir. Borcu zaman geldiği zaman hemen öde. Namazın vakti girmişse hemen kıl Ali. Evet, bunlar geciktirilmez. Tevbe geciktirilmez. Daha dur bakalım, 50'sine varın da tevbe ederim. Sabaha çıkacağın garantisi var mı? Tevbe de acele edilir, geciktirilmez. Evlenmede de geciktirilmez. Şimdi tam tersiyle yapılıyor. 30'una, 35'ine varmadan oğlanla kızla evlenmek istemiyor. Neymiş efendim? Şöyle tecrübe edinsin, denesin, gözü açılsın, hayatı öğrensin filan filan, mazeretleri bu. Bazısı da bu şeyin içinde bir de karı zırıltısı mı dırıltısı dinleyeyim de hiç evlenmiyor. Ben de Müslümanlara hitap ediyorum. Evlenin diyor, evlenmek benim sünnetimdir. Evlenmeyen benden değildir diyor. Analar babalar da böyle yan çizen oğlanları baskı yapacak. Kızına oğluna evlen diyecek. İnsanları biz imal etmiyoruz. Fabrika malı olsa standart, hani şu kalite şu kalite diyebiliriz ama biz imal etmiyoruz. Onun için huyu tüyü, düşüncesi, maddi durumu, fiziki durumu, hakkın var. Bunları göreceksin, bakacaksın, denginle evleneceksin. Küfür olanla. Aksi halde hocam beni kurtar falan diye başlasın ağlamaya. Bu dinimizin emri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatlığı Zeyd. Aslı köle. Hatice anamız onu peygamberimize hediye etmiş. O da azat etmiş, evlat edinmiş. Bugün evlatlık yok. O zaman evlatlık yasak değilken Efendimiz evlat edinmiş. Kara guru bir oğlan. Zeki ama kara guru. Fiziki olarak beyaz tenli değil, şöyle kanlı canlı değil. Peygamberin oğlu olduğu için hemen herkes ona saygı duymaya başlamış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden Zeynep anamız var. Beyaz tenli, çok yakışıklı, asil bir aileden. Demiş ya Resulallah, baba değil. Fatıma anamız da babacığım demiyor. Ya Resulallah. Allah'ın Resulü erşen üstünde çünkü. Ben Zeynep'le evleneceğim. Hadi git iyi düşün demiş Peygamberimiz. Çünkü biri beyaz tenli güzel, birisi de kara guru bir oğlan. Hadi düşün demiş. Gelmiş ya Resulallah. Abayı yaktım ben onu demiş. Edemiyorum. İyi düşün demiş Zeyd. Yine göndermiş demiş. Ya Resulallah. Gecem gündüz onunla demiş. Onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum. Babası ya önüne düşmüş demiş Zeynep kızım. Benim oğlum Zeyd'e demiş seni istiyorum. Nikahlamak istiyorum. Zeynep anamız akıllı. Peygamberin isteğine hayır denir mi?
Hiç denir mi? Akıllı adam der mi bunu? Aslında hayır diyecek ama peygamber var işin arasında. Kafası neymiş? Müslüman kızı edepli olur, hayal olur. Aa ben onu seviyorum falan demez ya. Nedir? Başı neymiş? Yani he demek bu. He demek. Nikah kıyılmış. Bir ay sonra gelmiş. Demiş ya Resulallah bu beni adam saymıyor demiş. Git demiş. Karını tut. Ben sana demedim mi? Bir ay sonra bir daha gel. Ya Resulallah olmayacak demiş. Bu beni adam yerine saymıyor. Zengin Zeynep. Güzel kız. Öteki bir şeysi yok. Kara koru bir oğlan. Sinek kadar gömüyor onu. O da ben erkeğim, evin reisiyim diye hava atmak istiyor. Git demiş. Bir daha hazırlamış onu. Üçüncü defa gelince peki demiş. Boşa. Boşamış. Karı boşamak haksız yere olduğu zaman arşı silkindirecek kadar veballi, çok kötü bir şeydir. Ama çekilmeyecek derece olunca da dünya zindan olur. Boşa demiş. Zaten bunda bir hikmet var. Peygamberimiz bunu biliyor. Asırlardır evlatlık var Araplarda. Peygamber Efendimiz de bu örfe göre evlat edinmiş. Şimdi bu yıkılacak, dinde evlatlık yok olduğu gösterilecek. Asırlardır insanlar buna alıştığı için bu alışkanlığı söküp atmak çok zor. Bizzat peygamberin şahsında olacak bu iş. O boşadıktan sonra iddet süresi vardır. Boşanan kadınlar 3 hayız görünce kadar başkasıyla nikahlanamaz. Kocası ölen kadın 4 ay 10 geçmedikçe Kur'an'a göre evlenemez. Hayız görmeyen kadın boşanmışsa, küçük çocuk evlenmiş, boşamış veya menopoza girmiş, adet görmeyen kadın boşamışsa 3 tam aya, yani 90 gün sonra ancak evlenebilir. İşte iddet süresi geçtikten sonra Cenab-ı Hak peygamberimize Zeynep'i alacaksın demiş. Ula insan oğlunun kızı, karısıyla evlenir mi? Asırlardır olmayan bir şey bu. Efendimiz yavaşlatalım. O da insan. Ne kadar zor olur. Dikkat ediyor musunuz? Asırlardır olan bir şeyi yıkacak ama peygamber de insan. Ağırdan almış, ihtar almış. Sen ne kadar ağır davransan da biz bu gerçeği ortaya çıkaracağız. Siz evladım dediğiniz kimseler sizin ağzından çıkan palavradır o söz. O sizin evladınız değildir. İslam'da evlatlık yoktur. Bir baba oğlunun karısıyla ebediyen evlenemez. Onun kızıdır o. Ama evlat olduğu için evlatlık olduğu için evladı değil. Bunu gösterecek peygamberin şahsında. Bu olay bunun için olmuş. Şimdi medeni kanun buna müsaade ediyor. Ama emir yoktur medeni kanunda. İlla evlat edin yoktur. Ben de Müslümanlığın hükümlerini size söylüyorum. İslam'da evlatlık yoktur. Yabancıdır o. Yabancıdır. Yabancı bir erkektir, yabancı bir kızdır. Bunu size aktarmış oluyorum. Evet efendim, şimdi işte böyle evlenirken küfü denk olanları, zenginlik, delikanlı, şu zenginin kızını kendime bir şey edersem, ısındırırsam köşeyi dönerim. Dönemezsin delikanlı. Para her şey demek değil. Evlendikten bir ay sonra o Zeyd radıyallahu anh gibi yapamayacağım ya Resulallah diye gelirsin. Ben zenginim diye seni adam yerine saymaz. Bize de başvuruyorlar, onun için söylüyorum. Küfü denk olacak. Yani her zengin kız böyledir demiyorum. Genel böyledir. Şimdi ben üniversitede de çok kavgaları ayırdım. Garda profesör, koca da profesör. Adamın sözünü tutmuyor. Ben de profesörüm diyor. Biz böyle çok kavgalar ayırdık. Kadın azıcık aşağı olması lazım, horozlanmaması için. Ve denk böyle düşünce, inanç, maddi durum, mevki bakımlardan bunları hesap edeceksin. Köşeyi dönerim, dönemeyebilirsin. Yani mutlaka böyle olur değil ama genelde böyle olur. Bunları düşüneceksin. Evlenmek böyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz
en güzelini yaptığı için İmam-ı Azam diyor ki, evlenmek gece teheccüd namazından iyidir. Teheccüd namazının iki rekatı dünya ve dünyadakinden kıymetlidir. Evet, evlenen bir kimse işi gücü karıyla yatıp kalkmak değilse, görevini yapıyorsa, tabii ihtiyaçlarını gideriyorsa, bunun dışında çalışıyorsa, namazını kılıyorsa, orucunu tutuyorsa, nafile ibadetini yapıyor. Ama adam hiç ne namaz kılıyor ne şey, her gün kadınla yatıyor. Aa, olmaz. Bütün hedef de olmayacak. Öyle olmayacak. Böyle kıymetlidir. Efendimiz şimdi hanımlarımızı, analarımızdır. Peygamberimizin hanımları bizim ümmehatul müminin, müminlerin anasıdır. Bizim analarımızdır. Biz de onların evlatlarıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının altısı Kureyş'tendir. Kureyş kabilesindendir. Hadice. İki kocadan dul kalmış. Peygamberimiz 25 yaşında, Hatice anamız 40 yaşında. Arkadaş, sen de peygambere uyacağım diye sakın koca karalma. Yaşlı kadın alma. Ben avukatlık yaptım. Hayatın içine girmiş adamım. Şimdi de herkesin müracaatlarına göre konuşuyorum. Şimdi öyleler var da peygamber böyle yapmış, ben de dur o peygamber. İki gün sonra elin karılarına kızlarına bakmaya kalkarsın. Evet. Onu düşüneceğiz. Bu çok oluyor da onun için söylüyorum. Hatice anamız evlenmiş. Şimdi bunda hikmet var. Evet. Peygamber olduğu ispat edilecek. Efendimizin yaşadığı ortam, herhangi bir kadının evine gidiyor, erkek şapkasını açıyor. O kadın o erkeğin. Ahlak kavramı böyle. Ertesi gün başkası şapkasını açıyor. O kadın o zaman onun. Hiç ayıp değil. Kureyş böyle. Müşrikle böyle. Zina diye bir şey yok. Böyle bir ortamda doğmuş, büyümüş. Son derece güzelmiş. Yusuf Aleyhisselam güzelliğinden biliyorsunuz. Kur'an'da var. Kadınlar ona bakalım derken bıçakla kesmişler ellerini. Kur'an'da var. Peygamberimiz ondan 1000 kat güzelmiş. İstersen çalış gör peygamberi de, yalan mı söylüyorum anlarsın arkadaş. Allah nasip etsin inşallah. Ne şiirler söyle döktürüyorlar. UNESCO tercüme etmiş o Arap müşrik kızların peygamberimize aşk şiirlerini. İngilizce, Fransızca inceleyebilirsin. Bunlardan birisi de Voltaire'dir, inceleyenlerden birisi. O tercüme edilenleri incelemiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Tek insan. İsa aleyhisselam hayatının her safhasını bilmiyoruz. Musa aleyhisselam hayatının her safhasını bilmiyoruz. Sadece Muhammed Mustafa'nın yeryüzü insanların içinde hayatının her safhası, tuvaleti, yataktaki halleri, nasıl geyirdi, nasıl yemek yedi, nasıl oturdu, nasıl kaldı, bu her şeyini en ince hayatın teferruatına kadar tek bilinen insan Muhammed Mustafa'dır. Voltaire dinsizdir. Ömrü billah kiliseyle uğraşmış. Papazlar demişler ki bu zampara bu Muhammed, terörist bu Muhammed. Demiş sizin ne mal olduğunuzu biliyorum demiş. Size inanmam. İncelemiş. Evet, vocabulaire de philosophie. Bunu ben söylüyorum. Buradan da dünyayı ilan ediyorum. Diksiyoner filozofik veyahut da felsefe lukatçesi var. Voltaire'in zaten filozof adam. Onun Muhammed maddesi var. İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde bu kitap var. Gidip oraya tahkik edin. Diyor ki o dinsiz adam, ben Muhammed'in hayatını inceledim. Hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Sözü onun. Ve Muhammed'in hayatında hiç kara leke yok diyor. Bir dinsiz söylüyor bunu. Ben tabii ona inandığım için ben böyle kabul edeceğim ama bir dinsiz böyle söylüyor. Efendimiz'de hiç pislik yok. Allah onu korumuş, yetiştirmiş. Efendim tertemiz. Şimdi Hatice anamızı evleniyor. Neden bunu, bu izahları niye yapıyorsun?
Kaytana diyor bir herif var, İtalyan. İslam tarihi yazmış. Hedefi İslam yıkmak, peygamberimizi şey etmek, küçük düşürmek. O diyor, çok zamparaydı diyor. Uşkurur, gevşekti diyor. Bir karı yetmediği kaç karıyı evlendi diyor. Onu da bizim Türkçe'ye çevirdi bir herif. Hem de yazar çizerden bir herif. Onu okuyorlar. Okuyunca da adam bayağı tumturaklı yazmış. Hem Müslümanım diyor, hem de peygamberimize nizam paraymış diyor. Konuşuyor. Bunlarla biz muhatap olduk. Evet, onun için bu bilgileri veriyorum. Voltaire'i okuyun, dinsizi. Hayatında diyor, hiç leke yok diyor. Hiçbir bilinmeyen noktası yok, leke yok. Neden? İşte Hatice Hanım'ın evlenmesi bunu ispat ediyor. İnsanın en harareti devri nedir? 20-25 yaşlarındadır, değil mi? Fiziki dürtülen en tahrik ettiği dönem o dönemdir. Hatice Hanım'ın da 40 yaşında, iki kocadan dul kalmış. Onunla evlenmiş. O vefat edinceye kadar 25 sene Efendimiz hiçbir kadınla evlenmemiş. Bak, zina etmediği zaten bütün dinsiz bile söylüyor da evlenmemiş hiçbir kadınla 25 sene en gençlik döneminde. O kaytanıya cevap, eğer peygamber zampara olsaydı o ateşli döneminde evlenirdi. O dönemde ikinci hanım almamış, hiç almamış. Bütün çocukları da ondan. Sadece sonradan aldığı Maria anamızdan bir İbrahim doğmuş. Çocukları ondan. Sonra aldıkları hep dul kadınlar. Sadece Ayşe anamızı almış çocukken, 6 yaşında. 6 yaşında çocuklar evlenilir mi? Peygamberimizin evlenmesinin hikmeti var. Süper zeki Ayşe anamız. Süper zeki. Ebu Bekir'in kızı. Efendimiz'e kadınlarla ilişkili hükümleri açıklayacak bir elçi lazım. Benim gibi kabah bir herif değil peygamberimiz. Her şeyi söylüyorum ben ya. Efendimiz çok nezaketli, çok edepli bir insan. Kadınların ay halleri var, lohusalık halleri var, şu var, bu var. Bunları anlatarken kibar cümleler kuruyor. Kaba konuşmuyor. Benim gibi koca doğru konuşmuyor. Onu da kadınla anlayamıyor. Anlayamayınca nasıl anlatacaklar? Onunla evlenmiş. Nikah kıyılmış. Demek ki çocukların nikahı kıyılabilir. Ebu Bekir kıymış nikahını. Zaten istiyor. İlle al diyor kızımı diyor. Akraba olmak istiyor. Almış. Gerdeğe girmemişler. Çocuk çünkü. Ondan sonra her gün onu öğretmiş. Buyuruyor ki dininizin 1/3'ünü Ayşe'den öğrenin diyor. Öyle allamedir diyor. Hazreti Ali bile ona fetva sorarmış. İlmin şehri benim, kapısı Ali'dir diyor Hazreti Ali için. O kadar alim. O bile Ayşe anamıza fetva sorarmış. Birçok konularda allame. Onun için evlenmiş. Medine'de baliga olunca o zaman gerdeğe girmişler. Elimizde kayıtlar bu. Senetler, sepetler, deliller var. Diğerler hep dul. Hep de dul. Evet. Mesela Meymun anamıza gitmiş. Ben seninle evleneceğim demiş. Evet. Demiş ya Resulallah. Sevda anamız, pardon. İlkin Sevda anamız. Hatice anamız ölünce Sevda anamıza gitmiş. Sevde demiş, ben seninle nikahlanmak istiyorum. Ya Resulallah, ben 55 yaşındayım. Araplarda kadınlar çabuk gelişiyor. Sıcak ülke ya. Çabuk kadınlıkları bitiyor. Ben de demiş, kadınlık diye bir şey yok. Ben demiş, kadın, sana nasıl kadınlık yapacağım? Olsun demiş, ben seninle evlenmek istiyorum. O da böyle peygamber hanım olmak isterim. Çünkü Hatice anamızdan çocuklar var, bebeler var, sarı başlı. Onların yemeğini kim yapacak? Başını kim darayacak? Kim
elbise yapacak bir anne lazım. Onun için Sevda Hanım'ı almış, o çocuklarına baksın diye. Ondan sonra, evet, Hatice Hanım'ızdan sonra Ayşe Hanım'ızı böyle anlattık. Hafsa Hanım'ızı Ömer diyor, Ebu Bekir'in kızını aldın, benimkini de aldın. Akraba almak. Hazreti Ömer'in ısrarı üzere. Ümmü Habibe Hanım'ız Ebu Süfyan'ın kızıdır. Muaviye'nin kardeşidir Ümmü Habibe. İlk Müslümanlardan Habeş'e gitmişler, kocası ölmüş orada. Genç kız, genç kadın, yalnız kalmış. Hemen adam göndermiş Peygamberimiz. Necaşi'ye. O zaman böyle kanın manın mı var? Irzını tasallut ederler diye. Onu bana nikahla demiş, sen vekilimsin, mihrin filan da sen tayin et demiş. Onu orada karım diyor ki kimse el sürmesin diye. Evet, bu maksatla. Ümmü Seleme anamız Osmanlı bir kadın. Hendek Harbi'nde kadınlar hariç bütün erkekler savaştılar. Kadınları Peygamberimiz bir konak bir eve doldurmuş. Şair bir kimseyi dikmiş başına. Sen demiş nöbetçi ol, kimseyi sokma kapıda. Evet. Yahudi Peygamber'e kötülük edecek. Peygamber hanımlarının ırzına geçecek. Çıkmış o konağa doğru gelmeye başlamış. Bütün erkekler şeyde harpte savaşıyor. Ümmü Seleme anamız hemen anlamış. Yahudinin attığı adımdan hain fikirlerini anlamış. Oğlum demiş. Git nöbetçi anamız ya. Peygamberin hanımları bütün Müslümanların anası ya. Oğlum demiş. Şu Yahudi demiş kötü niyetle geliyor. Gelince demiş şu sırrı al kafasına vur öldür demiş. Anacığım demiş ben şairim demiş. Ben demiş savaşmayı bilmem. Evet. Ümmü Seleme anamız almış sırrı kapıyı azıcık kıytarmış. Yahudi gelmiş kafasını sokmuş içeriye. Kimse var mı nöbetçi var mı diye. O kafasını sokunca kafasını bir sırık vurmuş. 2 metre uzanmış Yahudi, ölmüş yani. Kan fışkırıyor. Oğlum demiş, şunun demiş ceplerini ara, ganimet. Burada aciz demiş yani. Anacığım ben kan gördüm, bayılırım demiş, dayanamam. Evet, Ümmü Selam'ımız böyle bir adam. Böyle hanım, Allah ondan razı olsun. Evet, Zeynep anamız var, Zeynep binti Caş. Meymune anamız var en son evlendiklerinden kabile savaşlarını önlemek için. Zeynep binti Hilaliye var, Ümmül Mesakin'in. Cüveyri anamız var, kabile reisidir. Esir düşmüş, cariye olmuş. Babası yaşlı. Medine'ye yenmiş Peygamberimiz getirmiş. Adam kabile reisi saklamış develerinin bir kısmını. Şeylerden kurtarmış. Gelmiş Cüveyri anamız kızı da Medine'ye gelmiş cariye. Bir sahabeye düşmüş. Akıllı kız ya, kabile reisi kızı kabile reisine yaraşır. Aklından öyle geçiyor. Peygamberimiz kabile reisi kabul ediyor. Demiş senle pazarlık edelim. Bana el sürme. Ben demiş sat. Mesela 1000 liraysa 4000 lira demiş. 4000 altın demiş. Söz demiş. Tamam veriyorum. Gelmiş peygamberimize. Nasıl akıllı anamız. Ben demiş böyle böyle anlaşma yaptım. Bana ödünç olarak demiş 4000 altın ver demiş. Peygamberimiz biliyor olacak şeyi. Tamam demiş. Verdim gitti. Tam o sırada babası da sakladığı develerini, koyunlarını, sığırlarını önüne katmış. Ben kızım olmadan hayatı ne edeyim diye sürmüş gelmiş Medine'ye. Medine sokakları deve sürüsü, sığır sürüsü, koyun sürüsü. Kabileresi onları verecek, kızını kurtaracak fidye olarak. Bir tanesini dönerken hem sütünü sağarız hem de bineriz diye saklamış bıçağa. Gelmiş. Tam Peygamberimiz ona altınları verdiği sırada
Demiş ya Muhammed, kızıma karşılık demiş, bütün develerimi, malımı, mülkümü veriyorum. Yalan söylüyorsun demiş Peygamberimiz. Bıçığa sakladığın deve ne olacak demiş. Adam hemen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü demiş, Müslüman olmuş. Demiş işte baban demiş, parayı da verdim, buyur demiş. Yok demiş, ben senin hanımın olmak istiyorum. Peki demiş Peygamberimiz de, onunla evlenmiş. Bizim kabile reisi peygamberin hanımı oldu diye 1000 kişi birden Müslüman olmuş. Evlenmesinin sebebi o. Safiye anamız Yahudidir. Beni Nadır'dandır. Peygamberler sülalesindendir. Huyey'den. Huyey kızı Safiye. Beni Nadır oğullarından. Evlenmiş onunla. O da cariye. Hiç Müslüman ol falan diye şart koşmamış. Ama çok akıllı. Hemen Müslüman olmuş. Evlendikten sonra Yahudiler demişler ki yahu Ebul Kasım bizim damadımız oldu yahu. Ona fırıldak döndürüyorlar. Arap kabilelerini tahrik ediyorlar. Savaş açtırıyorlar. Hiç nefes aldırmıyorlar peygamberimize. Safiye Hanım'ız evlendikten sonra Yahudiler geri durmuş damadımız diye. Siyasi yani. Yani evlenmeleri böyle sebeplere bağlı. Böyle sebeplere bağlı. İşte Zeynep anamıza söyledim ki evlatlık yok. Bunu ispat edecek. Ama o adam böyle yazdı diye birçok aydınımız o kitabı okuyarak Efendimiz'e çirkin laflar ediyorlar. Gerçek budur. Arz ettiğim gibi Voltaire'in kitabına bakabilirler. Maria anamız kendisi hediye edilen Mısır mukavvisi tarafından bir cariyedir. Onunla evlenmiş. Ondan İbrahim Aleyhisselam, oğlu İbrahim olmuş, son çocuğu. Ona özel, çünkü Peygamberimize hep kızı oluyor. Hep kızı var, oğlu yok. Sonu yok bu adamın. Ebter, inna atayna kel kevser, fesalli rabbike ve nâr neşâneke vel ebter. Ebter demişler, zürriyet oğlandan sürer, adamın zürriyeti yok. Efendimiz çok üzülmüş, insandır o da. Çok üzülmüş. Allah peygamberimizi hiç üzer mi? İbrahim Aleyhisselam'ı oğlu vermiş ona. Hemen ona Medine'nin sayfiyesinde, âliye mevkinde ev tutmuş oğlunu. Oğlu oldu ya, güzel yetişsin diye. Ama 3 yaşındayken koşmuş gelmiş birisi. Ya Resulallah, İbrahim ölmek üzere. Oğlu ölecek denince uçmuş mübarek, koşmuş. Kucağını almış, gitmiş. Başlamış ağlamaya peygamberimiz. Şapır şapır ağlamış. İnsan yahu, ağlamayan göz sahibi, katı yürekli, berbat bir adamdır. Merhametli adamın gözünden yaş akar arkadaş. Oradakiler demişler ki, sen demişler ölünün arkasından ağlanmayacak dedin, kendin ağlıyorsun. Ben demiş size bağıra çağıra, saç baş yırta yola ağlamayı yasakladım. Ona niyaha derler. Lanet sebebidir. Askeri ölüyor, bağırıyor görüyorsunuz. Televizyonla çekiyor. Sakın yapmayın. Lanet sebebidir. Susturmayanlar da lanetin içine girerler. O kadını hemen götürecekler oradan. Ya susturacaklar. Ağlıyor, ağlar diyen de lanetli olur. Bunun hakkında kitap yazdım ben. Var piyasada. Vakıf bastırıyor. Ben bastırmıyorum. Sakın bağıra çağıra ağlatmayın. Ben demiş size sesli ağlamayı, elbise yırtarak ağlamayı, saç baş yolarak ağlamayı yasakladım. Bu lanet sebebidir. Allah'ın kaderine itirazdır. Ama demiş, üzüntüm o kadar çok ki, vallahi Uhud dağına bıraksam toz olur demiş. Üzüntüye dayanamaz. Kalp mahzun olunca gözden yaş akar demiş. Gözden yaş akması da merhamet eseridir. Bağırmamak kaydıyla. Efendimizin hanımları bizlerin analarımızdır. Allah'tan onların şefaatini diliyoruz. Efendimizin evlenmeleri arz ettiğim gibi
dini, ahlaki, siyasi sebeplerdendir. Öyle o Kaytan'ın dediği gibi ve bazı adamların dediği gibi sebeplerden değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Günah işlememiştir. Tüm peygamberler masumdur. Ufak tefek sürçmeleri olasa da bizim gibi günah işlemezler. Kim peygambere günah işledilerse küfür sebebidir. Kafir olur. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim, bitireceğim efendim. Kur'an-ı Kerim'e göre, evet, tezevvecu, öyle söylüyor peygamberimiz. Nikah benim sünnetimdir, benim sünnetim benden değildir. Öyleyse tezevvecu, evleniniz ey müminler. Fe inni mukâsirun biküm el ümeme. Ben sizin çokluğunuzla mahşerde gurur duyacağım. Evlenen adam peygamberi sevindirmiş olur. Efendimiz şefaatin hak kazanır. Günahları da kurtulur. Günahlarına kurtulur. Ve men kâne zâ tavlin fel yankih. İmkanı varsa mehir parasını verecek, geçindire verecek. Derhal evlensin. Ve men lem yecid fe aleyhi bis sıyâm. Fe inne savme lehu vicâ. Evet. Şimdi üniversite gençliğine, delikanlılara hitap ediyoruz. Ben okuyorum. Babam beni besliyor. Evlensem karıyı kim besleyecek? Doğru söylüyorsun. Ama kebap yemeyeceksin. Baklava yemeyeceksin delikanlı. Zaten yaşın 20-25. Fiziki dürtülerini Allah öyle yaratmış. Bir de kebap baklava yersen zina yaparsın. Elin kızına karısına bakarsın. Efendim ne diyor bak. Evlenemeyecekseniz oruç tutun. Öyle baklava börek yemeyin. Oruç tutun çünkü fe inne savme lehu vica. Oruç tutmak da onun erkekliğini frenler. Evet, şimdi dinimizin emri bu. İbn-i Mace hadisidir, Ayşe anamızdandır. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudum. Kur'an-ı Kerim'de harp eder Müslümanlar, ölünce kadar cihat bakidir. Bir Müslüman her zaman cihadı hazır yaşayacak, bu niyette olacak. Cihat niyeti taşımayan Müslüman öldüğü zaman cahiliye putperest arabı bir ölür diyor Peygamberimiz. Benim yaşım şu değil. Ben şimdi askere çağırsalar hazırım, olacağım, olmalıyız. Ne yaparsın sen hocam? Soğan soyarım ya, mutfakta patates soyarım. Komutanın odasında alo derim, telefon dinlerim. Bunu yapamaz mıyım? Her Müslüman askerdir. Asker niyetiyle yaşayacak ömründe. İlahi kelimetullah için, namus için, vatan için şart bu. Aksi halde cahili ölümüyle ölür. Askerlikten kaçmak yok. Rahatına düşkün olmak yok. Ben çok zenginim falan yok. Hanzala evlendiği gün sabahı Uhud'a gitmiş. Çabuk gel deyince yıkanamadan gitmiş. Şehit olmuş. Askerler çarpışırken öldü mü kanlı elbiseyle gömülürler. Namazı kılınır. Yıkanmazlar. Dinimizin emri bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi görüyor. Gidin demiş Hanzalı'yı. Şimdi melekler yukarı ha. Bir bakmışlar ki sakalından saçından su damlıyor. Yıkamış melekler. Halbuki şehitler yıkanmaz. Muharebe meydanında. Evine demiş kızım hayrola. Ya Resulallah biz bu gece evlendik. Beraber olduk. Senin çağırdığın zaman yıkanmamıştı. Cünüptü. Geç kalırım peygamberin emrine diye cünüp olarak katılmıştı. Onun için melekler yıkamış onu. Ben bugün evlendim yok. Her zaman seferber inandı. Askere gidilecek. Şimdi bu var. Askere gidilecek. Oradan kadınlar esir alındıysa, devlet onları cariye olarak verdiyse, askerlerin kölesi cariyesi, erkekler kölesi, hanımlar cariyesi. Dinin hükmünü arz ediyorum size şimdi bu vesileyle. Dörde kadar zaruri durumlarda kadın alabilir Kur'an'a göre. Fenkihu ma tâbe leküm minen nisâ mesnâ ve sülâse ve rubâ. Dörde kadar.
Ama adalet şartıyla aynısını yedirecek, aynısını giydirecek, aynı odada kalacak, aynı öpecek, aynı. Böyle her şeyde eşit yapabilecek varsa. Ama hayat diyor ki nereden yapabileceksiniz? Ne kadar hırslı olsanız kadınlar arasında adalet yapamazsınız. Yoksa bir tane. İslam'da da tek karılık esastır. Ama şimdi her zaman anlatıyorum. Amerika'daki İngiliz okulundaki bayan Ermeni hocaya da söylediğimi söylüyorum size. Dedi dert kadın alınıyor İslam'da dedi. Şöyle ilkeldir. Bir dakika dedim. One minute. Şimdi dedim bir 27 yaşında genç erkek bir kıza aşık olmuş. 23 yaşında kıza. O da onu sevmiş, beğenmiş. Evlendiler. Arabalarına bindiler, gidiyorlar. Teacher. Giderken uyumuş bir herif geldi, vurdu onlara. Kadın felç oldu dedim. Kafa çalışıyor ama hiçbir tarafı kıpırdamıyor. Ölmedi. Kafa çalışıyor ama hiç işe yaramıyor. Oğlan 27 yaşında. Kız 23 yaşında. Şimdi bu felçli kadını sen atalım mı sokağa? Kabahati yok ya, bir başka salağın kazası dolayısıyla bu hale geldi. Bunun ikinciyi evlendirmesek o 20 yaşında delikanlı da yazık değil mi dedim 27 yaşında. Sustu, geçelim. Yok geçmeyelim dedim, dur geçmeyelim. Aha böyle dedim, ona da baksın, bunu da karısı olarak bununla. Bak dedim Saddam Hüseyin dedim, 9 karıyla evlenme kanunu çıkardı. Sizin haberiniz yok. İran'la savaştı. Bütün genç erkekler öldü. 100 binlerce kişi. Araba verdi, petrol paralarına apartman verdi. Olmadı. 9 koca istiyoruz diyor. Ahlak bozuldu. Çoban yok, erkek yok. 9 karıya evlenme kanunu çıkardı. Şiiler de böyle. Ona uydu. Amerika'da, Vietnam'da rezil oldu. Amerikan askerleri de öldü. O zaman onların kadınların yürüyüşü vardı sokakta. Sokağa bak dedim t-shirt. Ne var sokakta? Böyle var dedim. Çok muazzam para verdi devlet, Amerika devleti o kocası ölen kadınlara. Lüks arabalar verdi. Yürüdüler. Biz koca istiyoruz, koca. Böyle durumlardadır dedim o. İkinci, üçüncü hanımı almak böyle durumlardadır. Evet. Böyledir. Bu 4 kadın bu şekilde. Bunun dışında savaşmış, canını ortaya koymuş, cariye almış. Diyor ki burada, bütün fıkıh kitaplarında var. Bir adamın imanla oynadığı için bu bilgileri veriyorum. Adamın niyeti iyi ama bilgisizlikten küfre düşüyor. Diyor ki bir adamın 1000 cariyesi, 4 kadını olsa bu şekilde evlenmiş. 4 kadını olsa, 1000 cariyesi olsa, 1001.'yi alsa, bir başkası da vay şuna bak be diye onu kınasa, bak Allah kınamıyor. Evet, cariler kınanmaz diyor Allah. Evme meleket eymanukum. Evet, kınanmaz. Allah'ın kınamadığını kınadığı için bütün kitaplarda vardır, burada da var. O adamın küfründen korkulur. Çünkü Allah'ın kınamadığını kınıyor. Müslümansan Kur'an'a uyacaksın arkadaş. İşte efendim şu padişahın şu kadar cariyesi varmış. Vay bilmem ne şu kadar da gözü dikmiş. Diyemezsin. Kanuni Sultan Süleyman 76 yaşında harp meydanında öldü beyefendi. Helal olsun ona 1000 cariye. Sen çürük rapor olup askerlikten kaçıyorsun. O adam padişahken harp meydanında öldü. Cariye almak hakkıdır. Ona böyle kınarsanız, Müslümanlara hitap ediyorum. Kur'an'ın kınamadığını kınadığınız için küfründen korkulur diyor. Bütün kitaplar böyle söylüyor. Hani böyle muhabbet bile ediliyor. Dini konularda ağzından çıkana göre karar verilir. Onun için bilmediğin şeyle burnunu sokma. İmanını şeye düşürürsün. Tehlikeye düşürürsün. Ben de bu bilgileri size aktardım. Allah sizden razı olsun.